Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın Şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese merhaba, Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün dileyelim. Özellikle Fed'in faiz oranı kararı açıklanacağı için bu konu üzerinden bir ilerleme sağlayacağız. Ardından da sorularınızı yanıtlayacağız. Çiğdem Hanım'ın da şu anda sormuş olduğu gibi gümüş ne zaman yükselecek ya da altın yükselecek. Euro gibi e, varlıkların Ana fiyatlaması e, piyasa düşünceleri ne yönde ilerliyor bunlara değineceğiz Şimdi Genel hatlarıyla e, Uzun bir süredir zaten bahsettiğimiz konuların e, Şimdi Bugünkü bu önemli karar ve açıklamalarla birlikte Ne yönde ilerleyebileceğine e, Piyasanın hangi yönde olduğunu e, Bir açıklayalım birincisi Şöyle ETF'lerden e, ilerleyip daha sonra da pozisyonlara geçelim ve bunları bir inceleyelim bakın altın ETF'lerinin tüm görüntüsünü alacak olursak buradaki Genel hatlarıyla eğilimin pozitif olduğunu görebilirsiniz. Herhangi bir şekilde negatiflik söz konusu değil. Son 5 yıl içerisinde ETF'lerde çok ciddi bir artış vardı. Şu anda da gördüğünüz gibi rekor seviyelerde ilerliyoruz. Altın tarafında piyasa alım yapmaktan yana olduğunu söyleyebiliriz. Gümüş tarafına bakacak olursak peki aynı şekilde ilerliyordur diye düşünüyorum. Bakın şöyle bir kontrol edelim. 5 yıllık görüntüyü alalım. Bakın gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde yatay eksenli seyrimiz vardı 2019 yılına kadar ki şuralarda yükselişlerin başlayabileceğini 2018 yılında JP Morgan üzerinden açıklama yapmıştık ve şu anda bu noktalardan yükseliş gösterdikten sonra gördüğünüz gibi tepe noktasına ulaştık. Bir miktar ETF'lerde çıkış var gümüş tarafında ama bu çıkışa rağmen endişe verici bir durum var mı bir bakalım. E, J.P. Morgan gümüş e, alımlarını arttırdığını e, açıklamıştı ve bu açıklama üzerinden de bir e, hemen göz atalım doğru mu? Bakın. Bloomberg'e işlenen veriye göre zaten yükselmişti. Alımlarını yükseltmişlerdi. Uzun bir süredir yatay eksenli bir şekilde ilerliyorduk. Gördüğünüz gibi 2019'un son aylarında alımlar durdurulmuştu. Daha sonrasında bakın şurada da gördüğünüz gibi Temmuz ayından itibaren çok daha ciddi bir alım gerçekleşmeye başladı ve hala artıyor. Yani ETF'lerde bir miktar çıkış söz konusu ama fiziki olarak çok ciddi bir alım yapılmış durumda. Sonuç itibariyle altın ve gümüş tarafında doların aleyhine altın ve gümüş lehine olan bir piyasa beklentisi var. Peki pozisyonlar tarafında durum nedir? Oraya bir göz atalım hemen genel görüntümüzü bir alalım bildiğiniz üzere euro pozisyonlarında çok ciddi bir şekilde yükseliş vardı ve rekor seviyelere kadar ulaşmıştık. Bakın hemen şöyle görüntüyü alıyorum. Hala CFTC'lerde gördüğünüz gibi rekora yakın bir şekilde seyrediyoruz. Tabii bu rekora yakın görüntünün korunma ihtimali uzun bir süre daha korunma ihtimali oldukça kuvvetliydi. Hala bu düşünceye sahibiz. Dolar tarafında bir miktar kazanım gördük geçtiğimiz hafta. Şurada gördüğünüz gibi bir geri çekilme gözlemledik zaten parite tarafında. Şu anda yatay eksenli bir görüntü var. 1.19 seviyelerine doğru geri dönüş sağladık. Euro pozisyonları burada rekoru açtıktan sonra biz 1.19'u aşmış olabiliriz ve 1.22, 1.25 bandına doğru yükselişler gözlemleyebiliriz demiştik. Şu anda hala 1.19.15'in kırılma ihtimalini değerlendiriyoruz. Eğer kırılma ihtimali söz konusu olursa 1.22-1.25 bandına hala ataklar gözlemlenebilir. Şu anda burada pozisyonlardan gördüğümüz kadarıyla da yine euro lehine dolar aleyhine bir görüntü var. Bakın altın pozisyonlarına bakacak olursak burada da spekülatif hareketlerin nasıl ilerlediğini bir bakalım. Şöyle gözlemleyebileceğiniz üzere çok e, rekor seviyelerde değiliz ama kritik bölgede olduğumuzu söyleyebiliriz ki altın fiyatlamaları açısından da 2000 doların altındayız e, ve hala yüksek potansiyele sahibiz. Şurada görmüş olduğumuz tepe noktasına doğru spekülatif pozisyonlarda bir artış gözlemlersek e, çok net bir şekilde 2000 doların üstünde seyir genişlemesi görebileceğiz. Genel hatlarıyla baktığımız zaman Piyasa düşüncesinin bu şekilde altın, gümüş ve euro'nun değer kazanımı yönünde oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki parite tarafında e, ve altın, gümüş tarafında durum nedir? Bunun karşılığını ne zaman, ne kadar ve nasıl alabiliriz? Bunu değerlendirelim. Şimdi Fed'in faiz değişikliği yapmayacağına yönelik e, düşünce zaten hakim biliyorsunuz e, ve. Çok doğal bir şekilde e, uzun bir süre daha ki 5 sene gibi bir durumdan da bahsedilen e, bir görüntü var. 5 e, sene boyunca faiz arttırmayabilir Fed gibi bir düşünce var. Şimdi bu düşünceyle birlikte zaten hali hazırda fiyatlaması gerçekleşti. Dolar aleyhine fiyatlama gerçekleşti. Bununla beraber bir önceki konuşmasında Powell enflasyon konusunda zaten fazlasıyla detay verdi. Değişiklikler yapıldı ve tabii ki stratejik olarak yapılan bu değişikliklerin fiyatlaması da gerçekleşti. Akabinde tarım dışı istihdam verisinde ve tabii ki işsizlik oranı verisindeki görüntüden de kaynaklı olarak piyasanın düşüncesinin şu yönde oluştuğunu biliyoruz. Evet bir iş gücünde toparlanma var ama bu veri kadar değil. Piyasa bu görüntünün iyimserliğin ee, ivmesine inanmadı. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman dolar aleyhine fiyatlamalar devam edebilir mi? Devam edebilir. Şimdi peki. Ekonomik büyüme konusunda yeteri kadar ilerleme kaydedilebildi mi? Finans sektörü üzerinden baktığımız zaman Goldman tarafından, JP Morgan tarafından yapılan açıklamalara baktığımız zaman cuma günleri, pazartesi günleri çalışanlarını e, ofiste çalıştırmaya zorlayamadıklarını, insanların artık bu psikolojiyi kaldıramadıklarını söylüyorlar ve tabii ki finans piyasasında bu gibi e, sorunlarla karşılaşılması Amerika için çok büyük negatiflik. Bir taraftan Citigroup Group çalışanlarını çıkarmaya devam ediyor. Diğer taraftan bütün sektörlerde hissedilen bir negatiflik var. İşten çıkarmalardan tutun genel hatlarıyla büyüme problemlerine sebep olabilecek olan birçok baskıyla karşı karşıyalar. Bunu da geçtik. Konut fiyatlarında konut e, sektöründeki yükselişlerden kaynaklı olarak gelirlerin de bir miktar yükselmesi gerekiyor. Peki gelirlerin yükselebilmesi için atılması gereken adımlar yeteri kadar atıldı mı? Atılmadı ve Fedin de zaten e, düşünceleri, Fedin de zaten özellikle Kongre'ye baskısı bu yönde. Şimdi. Bu sonucun karşılığının alınabilmesi için bizim Powell'ın konuşmasını görmemiz gerekiyor ama piyasa bunların tamamını görmüş, değerlendirmiş ve değerlendirmeye de devam edebilir. Eğer devam ederse 1.19 15'i kırıp 1.22 1.25 bandına doğru yükselişler gözlemleyebiliriz. Altın tarafında ise e, hareketimizi 1981 2000 dolar bandına doğru genişletebiliriz. 2000 doları aşarsak eğer e, çok daha hızlı bir görüntüyle hızlı bir yükselişle karşı karşıya kalınabilir. Gümüş tarafına baktığımızda ise e, yükselişimiz 27.47'ye doğru devam ediyor. E, 27.47'nin ardından 27.70'i daha sonra 28.45'i hedefleyebiliriz. Dikkatli e, olmakta fayda var. Üçünde de yükseliş beklentileri piyasada oldukça kuvvetli. Tabii Powell'ın açıklamalarına göre e, yönümüzü e, değiştireceğiz ya da e, yönümüzü kuvvetlendireceğiz. Şimdi Haluk Bey'in bir sorusu var. JP Morgan altın ve gümüş fiyatını 2020 için düşük tutması hakkında görüşünüz nedir demiş e, Haluk Bey. Az önce e, görmüş olduğunuz gibi e, Haluk Bey portföylerini güçlendiriyorlar. Bakın daha önce Goldman üzerinden de bu durumu açıklamıştık. Altın alımı yaptıkları gün basın açıklamasında e, Goldman altın fiyatlarının düşeceğini söyledi alım yaptıkları gün ve piyasa çıkışa başladıktan sonra resmen pi piyasayı e, Manipüle ettiler ve piyasa çıkışa başladıktan sonra altın fiyatları düştükten sonra bu kez yanlış hatırlamıyorsam fiyat 1670 civarıydı e, bu kez Goldman çok daha güçlü bir altın alımı gerçekleştirdi. İki farklı kademeden çok ciddi bir alım gerçekleştirdiler. JP Morgan'ın da bu tarz durumlarla karşı karşıya kalması hiç şaşırtıcı değil. Yani altın az önce görmüş olduğunuz gibi gümüş alımlarına devam ediyorlar. Gümüş alımlarına devam ederken JP Morgan'ın ana isteği ne olur? Gümüş fiyatlarının daha düşük olması olur. Daha düşük fiyattan alıp sürekli halde e, sert fiyatlamaları, uzun vadedeki sert yükselişleri hedef almaları e, istenir tabii ki çok doğal olarak. Şimdi buradan hemen Dolar TL tarafına geçelim. E, Türkiye'nin... Bu Doğu Akdeniz konusu ve diğer e, siyasi problemlerine değinmiyorum bile. Şimdilik görüntümüz Türk lirası baskılarının devam edeceği yönünde. Eğer FED faiz kararı ile beraber bir miktar geri çekilme gözlemlersek 7.40 seviyesine doğru alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. 7.53 bizim için çok daha önemli ve gerçekleşmesi muhtemel olan e, senaryomuz. Euro TL tarafında ise 8.94 kademesi gerçekleşmesi muhtemel e, seviyemiz diyoruz. Şimdi Salih Bey'den bir soru gelmiş. E, Birçok ülkenin de imzaladığı varlık takibi haberi geldi. CNN'de Almanya gurbetçilerin varlığını görmesi gibi bunun kura ve emtia fiyatlarına etkisi ne olur? Yani şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz e, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen e, gurbetçilerin yaşadığı bazı problemler vardı. Aslında problem değil de e, ülke içi denetimsizlikten kaynaklanan e, legal olmayan paranın taşınmasından kaynaklı bazı problemler vardı. Yani kuru fasulye tenceresinin içerisinde 1 milyon doları götürmeye çalışmak, işte 100 bin doları götürmeye çalışmak gibi abuk subuk şeylerle karşılaştı Avrupa. Yani Türk insanının bunu yapması, diğer bu sadece Türk insanına ait bir şey değil tabi. Yani Meksikalısı da yaptı, Brezilyalısı da yaptı. E, neredeyse bütün gelişmekte olan ülkelerin e, toplumları bunu gerçekleştirdiler. Avrupa'dan ee, çıkışlardaki bu problemlerin aynı zamanda tabii ki gümrükte e, çok büyük anlaşmazlıklara sebebiyet verdiğini biliyoruz. Yani bu durumdan müzdarip olan, olan e, Macaristan, Sırbistan gibi ülkeler, Bulgaristan gibi ülkeler vardı. Türkiye üzerinden konuşuyorum. Diğer taraftaki işte Meksika'nın yaşadığı problemlerden bahsetmiyorum ya da Brezilya'nın yaşadıklarından, Arjantin'in yine aynı şekilde yaşadıklarından bahsetmiyorum. Sadece kendi ülkemiz üzerinden konuşacak olursak. Kur sorduğunuz için Türkiye'nin yaşadığı bu problemlerin tabii ki denetleme arttırma mekanizmasının, tabii ki anlaşmaların yapılmasının ve bu problemlerin çözülmesi konusunun tabii ki geliştirilmesi çok normal. Kura etkisi bunun ne olur? Ülkeye çok büyük bir girdi sağlanacağını açıkçası düşünmüyorum. Eğer sağlanırsa tabii ki kura aşağı yönlü bir şekilde etki eder, ama e, girdi sağlanmadığı takdirde hiçbir değişiklik de olmaz. Yani o yükselişleri tetikleyebilecek olan bir görüntü değildir. Orada zaten şahsi olarak e, problemlerin oluştuğunu biliyoruz. Şimdi ancak tabii ki orada denetimlerin artması ekonomik faaliyetlerin azalmasını Türkiye'ye girecek olan e, miktarın da değişmesine sebebiyet verecektir. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim. E, malum yani. Kuru fasulye tenceresinde bile taşıyıp getirdikten sonra e, bu insanlar e, çok doğal olarak belirli bir noktadan sonra buradaki harcamalar da e, azalacaktır denetim arttığı takdirde ya e, çok daha legal bir şekilde bunu yapmaya özen gösterecekler ya da Almanya'nın elinde kalacak ya da işte diğer Avrupa ülkelerinin Avusturya olur Hollanda olur Danimarka olur e, bunlardan gelen bütün e, Sonuçlar onları yarayacaktır. Denetleme buraya yarayacağını sanmıyorum. Şimdi gram altın tarafına bakacak olursak 473 TL civarındayız ve 480 hedefimize doğru ilerliyoruz. Ons altın yükselişini sürdürdüğü sürece dolar TL'de zaten e, hedefimizde şaşma yok. Ons altın yükselişini sürdürdüğü sürece alıcılı ataklarımızı biz gram altın tarafında 480-487 bandına doğru genişletebiliriz. Altına etkilerinden Veysel Bey yayınımızın en başından itibaren bahsettik. Çok detaylı bir şekilde isterseniz orayı dinleyebilirsiniz. Yukarıda 480 ve 487 aşağıda 460 bizim için önemli kademeler 460'tan alım fırsatı 480-487 bandı da hedef olarak aktarılabilir. Şimdi... Endeks tarafına geçecek olursak buradaki görüntümüze bakacak olursak Amerika ile Çin arasındaki gerilim artıyor. Bu gerilime rağmen Dünya Ticaret Örgütü, Örgütü'nden gelen açıklamaya rağmen e, yükseliş devam ediyor. Bunun sebebini hepimiz biliyoruz. Bakın Trump'ın açıklamalarına rağmen söylemimiz neydi? Dünya Ticaret Örgütü zaten... Amerika'nın desteğiyle kurulmuş bir örgütte. Amerika'nın çıkması, Amerika'nın orada olmaması, destek vermemesi hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ve Dünya Ticaret Örgütü'nün şu anda Amerika'nın e, yasaları ihlal ettiğini söylemesi de hiçbir anlam ifade etmiyor şu an için. Evet Trump hükümetinin elini zayıflatacak. Burası kesin. Trump hükümetinin adım atma olasılığını azaltacak ve çok daha fazla dikkat çekecek. Burası net. Ama uzun vadede bir şey değişmeyecek. Yani Dünya Ticaret Örgütü Amerika'ya yaptırım uygulasa bile bir şey değişmeyecek. Lütfen bu sebeple e, önemli bir konu olsa dahi işte Amerika Dünya Ticaret Örgütü'nden ceza alacak. Şöyle olacak işte açtığımız davalardan herkes haklı çıkacak. Çin haklı çıktıysa diğerleri de haklı çıkar. Türkiye'nin alüminyumu çeliğine uygulanan... E, vergilendirmeler sonucunda bu davalardan Türkiye haklı çıkacak gibi bir şey beklemeyelim olabilir haklı çıkabiliriz haklıyız da zaten ama sonuç itibariyle bu durum daha önce de örneğini vermiştik. YouTube'daki ya da işte televizyondaki Amerika'nın öldüğünü, Amerika'nın bittiğini, yok olduğunu, yok olacağını, birkaç sene içerisinde mahvolacağını falan söyleyen insanların söylemlerinden çok uzak. Yani bu durum gerçek anlamda daha önce söylediğimiz gibi sonsuz sayılı günler. Yani bitmiyor bu söylemler ve sürekli halde sayılı günü kaldı. Sürekli halde negatiflik ama gördüğünüz gibi fiyatlamalara dahi etkisi yok. Kimse buna artık inanmıyor ve gerçek anlamda ekonominin e, iç dinamiklerini bilenler zaten fiyatlamasını normal şekilde gerçekleştiriyor. Ve 3443'e doğru S&P'nin genişleme ihtimali söz konusu bu kadar e, atışmaya rağmen ancak Tayland konusunda tedbirli olmamız gerekiyor Amerika'nın. Dahil olduğu Bu konuda Çin'in e, karşı adımı gelebilir o zaman endekslerde düşüş gözlemleyebiliriz e, DAX tarafına baktığımız zaman 13.230 civarında seyretmeye devam ediyoruz Ve e, 13.540'a bir atak bekliyoruz hala e, İstediğimiz atağı gerçekleştirebilmiş değiliz çok yatay eksenli bir şekilde seyrediyoruz Ve çok daha fazla yükselişin gerçekleşmesiyle, 13540'ın kırılması ile beraber ivmemizi arttırma ihtimalimiz iyileşmeleri görme, görme ihtimalimiz çok daha netleşecektir diyebiliriz şimdi e, dolar yen sorusu geldi e, Seyit Bey'den onu da yanıtlayalım Burada gördüğünüz gibi e, Shinzo abi biliyorsunuz e, sağlık problemleri nedeniyle hep, e, istifasını sunmuştu ee, kabinesi de dün daha doğrusu Japonya için dün ama Türkiye için bu sabah e, istifasını verdi ve e, sonuç itibariyle şu anda gördüğümüz kadarıyla e, Abe ile Shinzo Abe ile yaklaşık olarak 8 yıldır beraber çalışan kişinin artık Japonya'nın başına geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi çok ciddi bir istikrar değişiminden bahsedemeyiz. Çok ciddi bir problemden bahsedemeyiz ki hatta olumlu bir görüntüden de bahsedebiliriz. Doğal olarak bizim geri çekilmelerimizin derinleşme ihtimali oldukça kuvvetli 104-70'e doğru geri çekilmeler gözlemleyebiliriz şöyle bir sorularınızı kontrol edeyim Bu arada e, gözden kaçırdığım herhangi bir şey olmasın Bitcoin ve ethereum e, sorusu vardı Seda hanımın oraya doğru yönelelim şimdi Bitcoin için e, görüntümüz uzun bir süredir zaten e, biliyorsunuz aynıydı şu görüntümü Ben bir tekrar alayım e, özür dilerim. aldıktan sonra devam edelim. Evet. Şimdi bakın geri çekilmeleri alım fırsatı olarak piyasa değerlendirdi ve yükselişimizin devam ettiği bu süreçte 11.411.700 bandına doğru ataklar gözlemlememiz gerekiyor. Tabii bu esnada şunu göz ardı etmememiz lazım. Ee, yükseliş beklentileri sürüyor olsa dahi kripto paralarda yükselişler gerçekleşiyor olsa dahi hem dolar fiyatlamasını hem piyasanın altın ve gümüş düşüncelerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdilik düşünceler yukarı yönlü potansiyelin korunduğu ve artacağı yönünde. Bu sebeple Bitcoin tarafında e, e, 11.400-11.700 bandına doğru e, yükselişler gözlemleme ihtimalimiz kuvvetli. Ethereum tarafında ise 370 altında seyrediyoruz şu anda kritik bir seviyeyi aşmakta güçlük çekiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi dün 382'ye kadar ataklar gördük ama ee, maalesef güçlü bir toparlanma değildi. Hemen akabinde günü aşağı yönlü bir şekilde tamamladık. 50 periyotluk hareketli ortalamamızdan destek bularak tekrar yükseliş gösteriyoruz. 370'i kırdıktan sonra 444'e doğru genişleyen bir seyir gözlemleyebiliriz. Ee, şöyle bir göz atıyorum hemen. Dow Jones sorusu gelmiş Yaşar Bey'den. Dow Jones'u tabii ki yanıtlayalım. Şimdi eee S&P tarafında da aktarmış olduğumuz gibi yukarı yönlü beklentiler korunuyor ve alıcılı atakların genişlemesini bekliyoruz. Hedefimizin daha önce konuştuğumuz gibi 29.100'lerin üzerine doğru taşınma ihtimalinin değerlendirilebileceği e, yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Ataklarımızın e, sürdürüleceğini e, özellikle tabii ki seçim konusunun e, dikkatle e, takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şunu lütfen göz ardı etmeyelim. E, bir taraftan Teknoloji sektöründe çok önemli gelişmeler yaşanıyorken S&P ve Dow Jones'un Nasdaq'tan ayrıştığını sürekli halde görüyoruz. Bu sebeple doğrudan Nasdaq tarafında ya da teknoloji sektöründeki yükselişleri hedef alarak S&P ve Dow Jones'ta doğrudan bir işlem yapmayalım. Daha ayrıntı analiz gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha fazla şirketleri incelemeniz gerekiyor ve şirketleri inceledikten sonra sektör dağılımında özellikle sanayi tarafında nasıl bir ilerleme kaydedildiğini görmeniz gerekiyor. Bugün mesela perakende satışlar verisi açıklanacak. Aynı zamanda Ham petrol stokları açıklanacak. Bu açıdan baktığınız zaman Dow Jones için çok çok önemli iki veri var. Bir de üstüne Fed'in faiz kararı açıklanacak. Dolayısıyla buradaki ayrışmayı gördükten sonra yarından itibaren ya da bugünkü karardan sonra işleme girmek çok daha mantıklı olacaktır. Unutmamakta fayda var. Şimdi. Salih Bey maalesef yani ben de e, haberi okuduğumda dalga geçtiklerini sanmıştım tencere konusunu e, dalga geçildiğini sandım ama maalesef doğru olduğu çıktı ortaya yani bir de yıllardır yapılan bir şeymiş bu yani biz bunu hiç duymamışız bile e, çok fazla yakalanan varmış ama e, Covid 19 ile beraber e, tabii ki Türkiye'de çok büyük fırsatlar oluştu biliyorsunuz işte e, konut Kredilerindeki fırsatlar gibi doğal olarak Avrupa'daki gurbetçilerin de Türkiye'ye girişi esnasında milyonlarca dolar bu şekilde yakalanmış tencereler içerisinde çok enteresan görüntülerle karşı karşıya kaldık. Şimdi devam edelim. WTI sorusu gelmiş Ekrem Bey'den. Şimdi bugün stok verileri açıklanacak. Stok verilerinde e, tabii ki azalışın yaşanması bizim 41.27'ye doğru WTI tarafında yükselişin devam etmesini tetikleyeceğini söyleyebiliriz. E, tabii 41.27-42.25 bandından bir e, Satış fırsatı denenebilir. Stoplu bir şekilde 42.25'in üzerine bir stop koyularak denenebilir. Önemli de bir fırsat oluşturabilir. Yapılan açıklamalar WTI'nin 35-40 dolar bandında kalmaya devam edeceği yönünde. Dolayısıyla 40 doların aşılması durumunda kısa kısa satış fırsatları denenebilir. Ne kadar e, bu riski kaldırabilirsiniz onu bilmiyorum ama dediğim gibi böyle bir e, görüntü oluşmuş durumda. E, stoklardaki azalışlar bu şekilde fiyatlanacakken eğer stoklarda artış gözlemlersek o zaman şurada görmüş olduğunuz gibi 100 periyotluk hareketli ortalama altına 38-17'ye 17'nin altına derinleşme görebiliriz. Bu durumda da 36-31'i hedeflememiz gerekecek e, WTI'da diyoruz. Şimdi bütün sorularınızı yanıtlamış olduk. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün dileyelim. E, mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştık. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Klasifix'in klas yatırımcıları.